Vadeli sözleşmelerde piyasa fiyatının altında bir fiyattan alım veya piyasa fiyatının üzerinde bir fiyattan satım emri oluşturmak istediğimizde limit fiyatlı emir türünü kullanırız. Limit fiyatlı emirler alış veya satış yapmak istediğimiz maksimum veya minimum fiyat seviyesini belirleyebilmemize olanak tanır. Şimdi yapacağımız örnek işlemlerle GCM Trader üzerinden limit fiyatlı emir vermek suretiyle bekleyen emir oluşturmanın nasıl yapıldığını göreceğiz. Örnek işlemimizi BIST 30 vadeli sözleşmesinde yapalım. Bu yüzden öncelikle uygulamamızın arama işlemini kullanarak endeks vadeli sözleşmelerini listeleyelim. İlk işlemimizi yakın vadeli sözleşmede limit fiyatlı bir alış emri oluşturarak yapalım. Sözleşme detaylarını incelemek için ilgili sözleşme satırının sağına dokunuyoruz. Şu anda işlem yapacağımız sözleşme aralık vadeli ve sözleşme büyüklüğü 10. Diğer bir ifadeyle her bir BIST 30 endeks sözleşmesi 10 adet endeks alım satımına karşılık geliyor. 1 adet sözleşme alım ya da satımı gerçekleştirebilmem içinse 13.453 lira teminata ihtiyacım var. 2 adet sözleşme alımı yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden hesabımda yaklaşık olarak 26.906 lira kullanılabilir teminatım olması gerekiyor. Ancak pozisyonum açıldığı takdirde teminat sıkıntısı yaşamamam için hesabımda başlangıç tutarına göre daha yüksek seviyede teminatım olması faydalı olacaktır. Şu an için yeterli tutarda teminatım mevcut. Emir oluşturmak için al butonuna tıklıyoruz. Buradaki kutucuğa almak istediğimiz sözleşme adedini yazıyoruz. Gerçekleşme yöntemi olarak iki farklı seçenek yer alıyor. Emrimin tamamı tek seferde gerçekleşmediği takdirde geriye kalan miktarın bekleyen emir statüsünde kalmasını istiyorum. Bu sebeple kalanı pasife yaz tercihini değiştirmiyorum. Fakat kısmi gerçekleşme durumunda geriye kalan miktarın iptal edilmesini istiyorsak burayı kalanı iptal et olarak da seçebiliriz. Limit fiyatlı emir oluşturacağımız için fiyat olduğunda alış yazan butona tıklayarak burayı aktif hale getiriyoruz. Şimdi de bu kutucuğa alış yapmak istediğimiz fiyat seviyesini yazıyoruz. Buradaki takvim kısmından emrimizin gerçekleşmediği takdirde hangi tarihe kadar bekleyen emir statüsünde kalabileceğini kendi tercihimize göre seçiyoruz. Bugün 2 Kasım ve emrin gün sonuna kadar gerçekleşmezse iptal edilmesini istiyorum. Bu yüzden buradan 2 Kasım tarihini işaretliyorum. Son olarak al butonuna dokunarak emir oluşturma işlemimizi tamamlıyoruz. Emrimiz başarıyla piyasaya iletildi. Şimdi gelin bir de limit fiyatlı satış emri oluşturalım. Bu örneği de ileri vadeli sözleşmede yapalım. Sözleşme detaylarını bildiğim için incelememe gerek yok. Bu yüzden ilgili sözleşme satırında yazan sat butonuna tıklayarak kısa yoldan emir oluşturma ekranına geçiyorum. Bu defa 1 adetlik satış yapacağım ve emrimin gerçekleşmediği takdirde vade sonuna kadar aktif kalmasını istiyorum. Bu sebeple miktar ve tarih kısmında değişiklik yapmıyor, yalnızca fiyat kısmına satış yapmayı düşündüğüm limit seviyeyi yazıyorum. Sat butonuna tıklayarak emri iletelim. Evet, bu emrimizi de oluşturduk. Artık pozisyonlar sayfası içerisindeki emirler sekmesi altında bekleyen emirlerimizi görüntüleyebilir ve dilersek emir detaylarını ilgili bekleyen emrin üzerine tıklayarak inceleyebiliriz. Eğer bekleyen emrimizi sonradan iptal etmek istersek yine ilgili emir satırının sağ üst köşesinde bulunan çarpı sembolüne dokunup açılan pencereden devam butonuna tıklamamız yeterlidir. Limit fiyatlı emirler vadeli piyasalarda yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir emir türüdür. Çünkü bu emir türünde alım veya satım yapmak istenilen en yüksek ve en düşük fiyat seviyesi yatırımcı tarafından belirlenir ve bu da yatırımcılara daha fazla esneklik ve kontrol sağlarken limit fiyatlı emirler sayesinde belirli bir fiyat seviyesinden alış veya satış yapmak için her an piyasa ekranı başında bekleme gereği ortadan kalkar. GCM Trader'ın kolay kullanımıyla diğer piyasalarda olduğu gibi vadeli piyasalarda da yalnızca birkaç adımda ve saniyeler içerisinde bekleyen emirler oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.